Robot terimi, Çekçe bir kelime olan ve zorunlu iş gücü anlamını taşıyan robotadan gelir. Robot kollar farklı derecelerde serbestlik sağlar. Yani değişik alanlarda kullanılabilirler. Robotların çoğu zorlu, tehlikeli ya da insan için ölüm tehlikesi taşıyabilecek tekrarlayıcı nitelikli görevler için tasarlanmışlardır. Bir robot kol tamamen bir insan kolunu temsil eder. Bir omuza, bir dirseğe, bir bileğe ve bir ele sahiptir. Omuz aslında diğerlerinin bağlı olduğu sabit merkezdir. Akıllı mühendis, önce bütün parçaları bilgisayar ortamında tasarlar. Ardından bu planlar işleme sokulur. Temel kısmının dış kaplaması için bilgisayar destekli çelik şekillendirme presi kullanılır. Sonra kaplama, toz boya kullanılarak garantili elektrostatik işlemle boyanır. Kaplamaya negatif elektrik yüklenirken boya zerrelerine pozitif elektrik yüklenir. Bu sayede boya kaplamaya mıknatıs etkisi yaratılarak yapıştırılır. Boya kuruduktan sonra kullanıcı şeması olarak adlandırılan hangi parçanın nerede ve nasıl hareket edeceğini gösteren tablo ipek baskı tekniğiyle yerleştirilir. Şimdi de son işlemci denilen robot kolun eli üretilmekte. Robotlar her türlü son işlemciyle donatılabilirler. Burada bir kavrayıcı yapıyorlar. İki kıskacıyla nesneleri yakalayarak taşıması için. Kıskaçların üretimi için otomatik metal matkap bir parça alüminyumu enine ve boyuna şekillendirir. Daha sonra ana kaidenin içine yerleştirilecek olan elektrik devresini hazırlıyorlar. Robot kollara 6 ayrı motor daha bağlanacak. Daha sonra kaidenin mekanik parçalarını bir araya getirirler. İlk olarak kolu döndüren motor. Sonra dikey şaft üzerine gidip gelen ve robot kolu dik tutan dişli. Motor dişli üzerinden şaftı çevirdiğinde robot kol onunla birlikte dönmeye başlar. Kolun omuz bölümüne 4 makaralı bir sistem yerleştirilir. Her biri iki plastik tekerden oluşur ve farklı eksenlere sahiptir. Aralarında dönen lastik kayış tıpkı bir çamaşır ipine benzer. Tekerlerin üzerine tutunabilmesi için kayış üzerinde dişler bulunur. Tekerleri döndürdükçe robot kol harekete geçer. Robot kol üzerindeki her eklem belirli sayıda hareket için programlanabilir. Tıpkı bir insan kolu gibi. Bu hareketlerin kombinasyonu son işlemcinin becerisini arttırır. Kavrayıcıyla omzun içindeki elektrik tablosu birbiriyle kablo vasıtasıyla bağlıdır. Daha sonra bütün kol kaideye vidalanır. Kaidede bulunan elektrik tablosuyla omuz bölümündeki motorların bağlantısını kablolar yardımıyla yaparlar. Bunun için toplamda 48 adetlik kabloyu demet haline getirip şaftın içinden kaide ile kolu birbirine bağlarlar. Her şey bağlandıktan sonra düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için dişli ve makara sistemlerinin ince ayarının ardından testleri gerçekleştirilir. Artık kavrayıcıyla onu idare edecek şaft ve dişli sistemini monte edebilirler. Dişliyi belli bir yöne çevirmek kıskacı açar. Aksi yöne çevirmek onu kapatır. Ön kola kavrayıcı monte ettiklerine göre artık bağlı olduğu motoru daha önce oraya yerleştirdikleri elektrik tablosuna bağlayabilirler. Altı motoru da kablolarla ana elektrik tablosuna bağladıktan sonra panoyu kaidenin arka bölümüne yerleştirebilirler. Robotun idarecisi kolu çalıştıran beyin ayrı bir ünitedir. Kabloya bağlı her şeyi idare eder. Robotu hareket ettirmek için gerekli olan motorlardaki devrelerde bilgisayarlar bulunur. 8 adede kadar motoru idare edebilir. Robot üzerinde 6 ve opsiyonel aksesuarlarda 2. Farklı görevler için programlanabilirler. Başlangıçtan bitişe kadar bu robot kolu inşa etmek yaklaşık olarak 30 saat sürer. 4,5 kiloya kadar kaldırma kapasitesine sahiptir. Neredeyse yetişkin bir kedinin ağırlığı kadar. Ve saatte 2 kilometrelik hıza ulaşabilir. Robotların çoğu tekrar programlanabilir. Bunun anlamı çalışma şeklini değiştirmek için yeni program yazmanız yeterlidir. İşveren açısından bakıldığında robotlar ideal çalışanlardır. Kendilerine ait fikirleri yoktur ve üretimleri sabittir. Hiç hastalanmazlar ve kahve ya da yemek molasına çıkmazlar.